Yine bu akşam önemli bir şey daha var ki Kargı'dan bahsedeceğiz ama Kargı'da bir köyümüzde yangın çıktı. Evet, Yeşilköy. Evet, Kargı Yeşilköy'ümüzde yardımlar toplayacağız ama bu yardımlarla ilgili de İsmail Gölten Başkanımı buraya davet etmek istiyorum öncelikle. Sonrasında ise hoş geldin başkanım. İsmail Gölten Başkanım, Çorum Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Çetmi Köyü Dernek Başkanı ve konu Çorum olunca, Çorum'da bir ilçemizde çıkan bir afette bazı ailelerin mağdur kalması olunca da Çordef boş durmuyor ve yardım toplamaya başlıyor. Bu tamamen sizin anlatmanızı isteyeceğiz bu konu hakkında. Bilgileri siz vereceksiniz. Bugünkü yapacağımız programda ara ara bu konuyla ilgili tekrar Yeşilköy ile ilgili gelen tüm her şeyi tek tek aktaracağız. Önce mahiyetini alalım olayın. Peki. Efendim, ortak noktamız Çorum. Çorum Dernekler Federasyonumuzun düzenlediği programa, siz stüdyomuza ve ekran başına bütün Çorumlulara, herkese hoş geldiniz diyorum. Şimdi bu akşam Çordef olarak, federasyon olarak güzel bir dayanışma örneği göstereceğiz inşallah. Bundan 3 ay kadar önce Yeşilköy'de İki tane binamız yangında kül oldu. Şu anda o binaların, evlerin sahipleri komşularının yanında ikamet etmekteler ve zor durumdalar. Biz bu akşam bu işi burada çözeceğiz ve federasyon ileriye yönelik de bu tür işler de yapacak. Dayanışma açısından güzel bir şey sergileyeceğiz bu akşam. Şimdi efendim, bu yanan evler için Kargı Belediyesi yeri temizledi. Gerekli kum, çimento ihtiyaçlarını karşıladı. O yüzden Kargı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Başpınar'a teşekkür ediyorum. Ve bu komitenin başı Sayın Kaymakamımız Ali Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Onun çok büyük emekleri var. Biz de buradan şu an yapımı için, bu evin yapımı için 30 bin lira paraya ihtiyacımız var. Bugün burada bu parayı toplayacağız ve gideceğiz. O mağdur köylülerimizin, mağdur Çorumluların evini yapacağız. Ondan sonra da hep beraber çay içmeye gideceğiz oraya. Şimdi ben bu yardım için ilerleyen dakikalarda stüdyodan da toplayacağım. Burada ağalarımız var, eski güreş ağamız var, yeni güreş ağalarımız var, başkanlarımız var. Ama bizi televizyondan izleyip de buraya yardımda bulunmak isteyen değerli Çorumlulara bir telefon numarası vermek istiyorum. Hatta yönetmenimizden de rica edelim. Altta hesap numaraları da var. Bu hesap numaraları Kaymakamlık Kargı tarafından değil mi? Kaymakamlığı tarafından verilmiştir. Yani Kargı Kaymakamımız Ali Erdoğan Beyefendinin bilgisi dahilindedir. Bizim bu dayanışmamıza yardımcı olmak isteyen değerli Çorumlular 0535 313 1773 0535 313 1773 numaralı telefondan arayarak yardımda bulunmak isteyebilirler. Bulundukları yardımı da biz buradan açıklayacağız hep beraber. Evet. Ve ilerleyen dakikalarda da sayın başkanlardan, güreş ağalarımızdan bu parayı toplayacağız. Bu akşam bunu bitireceğiz. Eğer bitiremezsek bir dahaki programda bu işi bitireceğiz ve o evleri inşallah yaptıracağız. Evi yapana kadar devam edeceğiz yani. Devam edeceğiz. İnşallah. O zaman İsmail Başkanım, hemen Kargı'ya bağlanalım öncelikle. Ve Yeşilköy Afet Komite Başkanı Eyüp Aksoy telefonumuzda. Eyüp Alo. Bey, birazdan Biraz. Bağlanamadık. Tamam o zaman. Ama siz oraları gezdiniz, gördünüz. Şu ana kadar kaç ev? Şu anda iki tane ev, ikişer katlı ve buradan şunu belirtmek istiyorum. Buradan bu yanan evlerden hiçbir şey alınamamış. Yani çöp dahi alamamışlar. Canını zor kurtarmışlar. Hatta birinde yaşlı bir teyzemiz vardı. O da o an için misafirliğe gitmiş. O an evde olsaydı Allah göstermesin ikinci katta belki kötü sonuçlar da doğurabilecekti. Yani tamamen kül olmuş evler. Hiçbir şey kurtaramamışlar, hiçbir eşya Hiçbir şey alamamışlar. alamamışlar. Orada iki ailemiz mağdur durumda. Onlara ulaşmak, onlara yardımcı olabilmek için tüm Çorumluların desteğini bekliyoruz. Ama şimdi güzel bir haber verelim öncelikle. İstanbul Pendik Belediye Başkan adayı bir Çorumlu, sevgili izleyicilerimiz ve sevgili konuklarımız. Bunu buradan ilk biz söylüyoruz.
ve avukat doktor Tuncer Yavuz, Pendik Belediye Başkan Adayı. Evet, bir Çorumlu'nun İstanbul'dan aday gösterilmesi ne kadar güzel, ne kadar gurur verici bir şey. Tüm Çorumlu hemşerilerimizi, desteklerini bekliyoruz. Biz ÇORDEF adına bütün desteğimizi Çorumlulardan yana kullanacağımızı bir kere daha söylüyoruz. Bizim için Çorumlu olması yeterlidir. Hangi partiye mensup olduğu önemli değil. Çorumlu olması bizim için yeterlidir. Biz Çorumlulara destek vermeye devam edeceğiz. Hem ekranlarımızdan hem de bütün dernek başkanlarımızla birlikte her ilçede, her beldede, her şekilde Çorumlu olması yeterli bizim için. Çorumlu olan herkese desteğimizi vereceğiz. İsmail Başkanım, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ekleyeceğimiz, unuttuğumuz bu afet zedeler için Süleyman Başkanımız, ÇORDEF Genel Başkanımız çok büyük emekler sarf etti. Onu da söylemeden geçemeyiz burada. Ona bu arada da çok teşekkür toplanan ediyoruz. Yardımlar da var bildiğim kadarıyla. Onları da alalım. İlerleyen dakikalarda onları da açıklayacağız. Telefon numarasını bir daha verelim. Evet, hesap numaralarımız da geçiyor. Alttan geçiyor. 0535 313 17 73. Bu numaradan Çorum'un evet. Sungurlu'dan, Osmancık'tan, Alaca'dan, Bayat'tan, Kargı'dan, Ortaköy'den, İskilip'ten, Mecitözü'nden, başka Uğurludağ'dan, Oğuzlar'dan, Çorum'un her köşesinden arayabilirler. İsimlerini buradan zikredeceğiz. Eğer isimlerinin zikredilmesini istemiyorlarsa onu da belirtsinler. İlerleyen dakikalarda bu parayı inşallah Çorumlu olarak toplayacağız. Buradan toplayıp gideceğiz inşallah. İnşallah. Burada Azer Bülbül'ün bir parçası vardı. Bana bir şey olmaz deme. Her an her şey olabilir. Çak tersine dönebilir. Efendim, demiş, bir kıvılcım yetti. Yani. Demiş ya, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter. Güvenme mal varlığına bir kıvılcım yeter. Yani bir kıvılcım da maalesef iki tane evet. evimizi talan etmiş. Evet. İnşallah burada. Ama cana gelmedi, mala geldi. Göreceğiz. Malı da burada halledeceğiz inşallah. Teşekkür ediyoruz İsmail Başkanımıza. Sağ o olasınız. O zaman Yeşilköy Afet Komite Başkanı Eyüp Aksoy hattımızda. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buradan Kargı'ya sevgiler, saygılar. Bizden de sevgiler, saygılar. Ben Eyüp Aksoy, Yeşilköy halkından. Yeşilköy meydana gelen bir yangın afeti neticesinde böyle bir kampanyası başlatan Medya TV çalışanlarına, Medya Televizyonlar, Medya TV çalışanlarına ayrıca ÇORDEF Genel Başkanı Sayın Süleyman Göz Kurulu'na, orada bulunan konuk ve misafirlere saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum böyle bir zaman ayırdıkları için. Yangın konusunda eğer böyle bir bilgi istiyorsanız bilgi isteyin hemen. Yeşilköy'de 28'e 10 2013 tarihinde bir yangın felaketi meydana geldi. Eri yanan şahısların isimleri İsmail Aksu ve Şehri Kırmaz. Başlarımızın evleri elektrik kontağından çıkan yangın neticesi yandı. İçinden herhangi bir malzeme kurtulamadı. Sadece can kaybımız olmadı. Buna da şükrediyoruz tabii. Bu nedenle bu eri yanan vatandaşların emekli maaşlarından başka hiçbir gelirleri olmadığından dolayı köyümüzde bir komite kurduk bu evler yapmak üzere yeniden. Bu evet. nedenle Sayın Kargı Kaymakamımız Ali Erdoğan Bey'in bilgisi dahilinde Yeşilköy'den 4 kişiden oluşan Eyüp Aksoy, İlyas Akçı, Metin Aktepe ve müteşekkir Murat Doğandere'de içimizde bizim Yeşilköy Derneği'nin muhasibi oluşan bir komite kurduk. Bu komite tarafında bu yaptıracağız. Bu komşularımızı en hızlı bir şekilde evlerine taşıp umut ediyoruz. Kargı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Başburak ekibi külliyetli bir yardım yaptı. Çimento demir gibi. Evet. Ve parası tabii bizi sıkıntıya soktuğu için Kargı Ziraat Bankası'nda bir komite adına bir hesap açtık. Yardım hesabı. Bu hesaba uyarlı olacak olan oradaki tüm çoluklarımıza, hemşerilerimize, vatandaşlarımıza
Böyle bir yardım yapacaklarını da biliyorum. İnşallah bunu da geliştirecekler ve bu yardımları yapacaklar. Ve yapacakları yardımlardan şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Programdaki konuklarımıza da sevgi ve saygılarımı iletiyoruz. Tüm köylüler olarak. Teşekkür ediyoruz. Dernek başkanı ve tüm dernek ve yönetim kurulu üyelerine. Ayrıca Çorbe bünyesi altı bulunan Çorumlu tüm derneklerine yönetim kurulu da başkanına şimdi teşekkür ediyorum, saygılar sunuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Aksoy, yapmış olduğunuz bu duyarlı davranıştan dolayı Çorum Dernekler Federasyonu ve İstanbul'daki Çorumlular bu tarz olaylara uzak kalmayacaklarını gösterecekler az sonra. Sizin de yakın takibinizde olsun. Bizlerden beklentileriniz var mı? Valla efendim şu anda beklentimiz bu yardıma duyarlı olmasını umuyorum. İnşallah ellerinden gelenlerini yapacaklar iş adamlarımız, vatandaşlarımız. Şimdiden yardımlar Allah kabul etsin diyorum. Eyüp abicim, zaten birkaç yardım gelmiş. Onu da değerli İsmail Başkanım şimdi okuyacak. İnşallah daha çok gelecek. Bizler buradan sizlerin banka İnşallah. IBAN numarasını sıkça geçirmeye çalışıyoruz alt taraftan. İnşallah kış gelmeden, kar yağmadan inşallah biz bu evleri yapıp içerisine yine o değerli vatandaşlarımızı sokabilirsek bize ne mutlu. Buyurun İsmail Başkanım. Eyüp abi merhaba, iyi akşamlar. Biraz hatta kalın. Ben İsmail Gölten. İyi akşamlar. Nasılsınız? Son olarak şeyi soracağım. Ailelerin durumu nerede? Şu anda nerede kalıyorlar? Şu anda ailelerimiz kendi akrabalarının İsmail Aksu'yu yanan evin üstünde sokakta kendi akrabası olan bir evin arkasında kalıyor. Tabii şehrin teyzemiz de gene dünür olan bir boş ev arıyor şu anda. Evlerin temellerini attık, sümer betonlarını attık. En kısa zamanı yaklaşımımızı bu çemeği planlıyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah. Kargı Belediye'miz ve Kargı Kaymakamımız Sayın Ali Erdoğan ve Mustafa Başpınar Belediye Başkanımız sizin için ellerinden geleni yaptılar. Öyle değil mi? Yaptılar efendim. Şimdi biz de Çorum, İstanbul'daki Çorumlular ellerinden geleni yapmaya başladılar. Şimdi telefon numaralarımızdan şeyler gelmeye başladı ama ben ilk önce Çordef Genel Başkanımızı buraya bir alayım. Evet. İlk bağışı onunla başlatalım. Buradan inşallah bu akşam parayı toplayacağız. Evet. Ben kısaca numarayı tekrar vereyim. 0535 313 1773. Bu numaradan bağışınızı yazdırabilirsiniz. Buradan anonsunuzu yapacağız. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk diyorum. Öncelikle beni çağıracağınızı bilmiyordum. Ben burada bağış ve yardımları yazıyordum. Telefonlara bakıyordum. Gerçekten telefonlar geliyor. Sayın Aksoy beklemeyelim olacak isterseniz. İnşallah. Şimdi burada gerçekten Eyüp Aksoy Bey çok teşekkür ediyorum. Değerli kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza ve Kargı'daki tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Oradaki birlik ve beraberliğini gösterdiler. Gerekli yerde aynı yardımları yaptılar. Şimdi görev burada bize düşüyor. Yani İnşallah biz de yapacağız burada. Çorumlara düşüyor. Burada zaten duyarlılıklarını gösterdiler. Siz onları birazdan anons edeceksiniz. Ben ilk etapta Çorum Dernekler Federasyonu ve derneklerimiz adına 4000 TL ile başlıyoruz. 4000 TL ile Çordef Dernekler Federasyonu ilk bağışla başlıyoruz. Efendim, dernek başkanlarımızı da sayalım. Genel Başkanımız Süleyman Gökçe, Başkan Yardımcılarımız Cemil Yaşkabak, Gölet, Cihadiye Ayhan Kara. Siz yardımcı olun başkanım. Başköy İsmail Kartal, Arıköy İsa Sözen, Mustafa Urhan Yukarı Zeytinli Akise, Köyü, Mustafa Urhan, Recep Kaya, İnal Köyü. Bizim Osmancık, İnal Köyü, Recep Kaya, Yukarı Zeytin Osmancık, Mustafa Urhan, değerli başkanımız. Mustafa Güler, Akkise Köyü. Şu an 4000 TL'de hazır var. Bunu Murat Gülmez, Saraycık. Evet. 4000 TL'yi yazıp bunlar liste halinde değerli kaymakamımıza orada bulunan bu AFET ZD yani AFET yardım hesabından 4 kişilik bir
komite sorumlu. Bunlara listeler halinde bildireceğiz. Gerçekten bu yardımı kampanyayı düzenleyen oradaki dostlarımıza, hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Burada bugün Başköy Derneği konuk. Buradaki Başköy'lü hemşehrilerimize de destek ve yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve kurucu, Çorum Dernekler Federasyonu'nun kurucu derneklerinden biri Başköy. İlk zamanlarda, ilk yola çıktığımızda yanımızda oldu. Gerçekten hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çok konuşmayacağım, zamanımız var. Daha Başköy Dernek Başkanımıza, değerli Güreş ağamıza, aynı zamanda onun çok yönlü bir isim var. Hepsini sıralasak çok uzun sürüyor. Duruşmaya da teşekkür ediyorum. Tekrar size ben şey yapayım. Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Uğurluyoruz. Sağ olun. Hayır. Teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Hemen kısaca ben bir kuratayım biraz. 26 bin liramız kaldı. Şunu bir... Sayın Aksoy'u bekletmeyelim telefonda. Peki. Siz bizi takip etmeye devam edin Sayın Aksoy. Sizin için yardımlar toplanmaya devam ediyor. Ve Yeşilköy için bütün yardımları toplayacağız. Kulağınız bizde olsun. Kimlerden neler gelmiş duyun, bilin. Buradaki Çorumlular sizleri yalnız bırakmıyor. Tamam, teşekkür ediyoruz. Halkıya sevgiler, selamlar. Teşekkürler. Eyüp Aksoy'da müftülükte şefte değerli liradan, abimiz. 30 bin liradan 4 bin lirasını aldık. Şimdi 26 bin lira. Evet, telefonlar gelmeye başladı. Karga Elit Turizm 1000 TL ile bağış yapıyor. Artı Sayın Mustafa Başkan, Mustafa Karabey, iki tane firması var. 1000 TL Elit Turizm, 1000 TL Elit Taban olarak 2000 TL ile alkışlıyoruz Sayın Mustafa Başkan'ı. Evet, Kargı'dan bir yardım geldi. Uzunyurt Dernek Başkanımız Nevzat Kuzu 500 TL yardımda bulundu. Teşekkür ederiz. Kargı'dan gene Kuyumcu Sadık, Osmancık Sadık Gümüş. Evet, pardon, Osmancık'tan. Kargılı abimiz Osmancık'ta Kuyumcu Sadık olarak kuyumcu dükkanı var. Kendisi hem de İstanbul Eren Tasarım olmak üzere iki firması var. İstanbul'da Eren Tasarım, Osmancık'ta Sadık Kuyumculuk. 500 TL ile 500 TL alkışlıyoruz. Şuradan ben önce ağamdan başkanla başladık. Ağamla devam edelim. Biraz bakiyeyi indirelim. Evet. Ağamızla başlayalım, evet. Sonra. 2013 Kargı Güreş Ağamız. O şimdi telefon numaramız herhalde yanlışmış. Telefon numaramızı rejiye bir zahmet düzelttirebilir miyiz? Başkanım. Telefon numaramız yanlış geçiyormuş. 313, bu dayanışmamıza 313 olacakmış. Bu dayanışmamıza Kargı Şirketler Grubu adına ben 1000 TL bağış yapıyorum. Teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz ağamızı, 1000 TL. Evet, gene eski güreş ağamız Osman Dağlı ile başlıyoruz buradan. Ben Kargı Yeşilköy Osman Dağlı. Oğlum ve kendim adına 2000 TL bağış yapıyoruz. Osman Dağlı ağamızı da çok teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Evet, Yeşilköy mağdur olan köylülerimizin köyünden dernek başkanımıza devam edelim. Teşekkür ediyorum İsmail Gökten Bey. Ben de Yeşilköy Yardımlaşma Kültür Derneği olarak 500 TL yardımla bulutmak istiyorum mağdur ailelerimize. Teşekkür ediyoruz. Buradan Bademce köyümüzün dernek başkanı Sedat kardeşimiz. Ayrıca Sarıyer ilçesi Emegyan Mahallesi muhtar adayım. Bademciköy Derneği adına 500 lira bağışta bulunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İsa Başkanımız zaten Çordep adına yardımda bulunmuştu. Oradan yardımda bulunmak isteyen var mı? Şu an için yok. Seyircilerimizin arasında da varsa burada arkadaşlarımız var, yazdırabilirler. İlerleyen dakikalarda anonslarını yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kömürcü'ye mikrofonu devrediyorum. Bülent Bey, kusura bakmayın biraz heyecan var. Öncelikle Sütke tüm büyüklerime, hanımefendilere hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Önce kim olduğunu söyleseydik. Kargı. Ben, evet, yazımı da hazırladım heyecandan dolayı. Ben Çorum Kargı Yeşilköy Dernek Başkanı Hüseyin Aksu. Böylesine güzel bir programın oluşumunda öncelikle Çorum Dernekler Federasyonu Başkanım Sayın Süleyman Gökçe ve yönetimine, vali ve kaymakamlarıma, değerli belediye başkanlarıma, çok değerli köy dernek başkanlarıma ve yöneticilerine, değerli köy muhtarıma, yapımında ve sunumunda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Bülent Özkömürcü. Sağ ol.
Sayın Adnan Keser Bey'e, Sayın tamam. İsmail Gölten Bey'e ve Medya TV ailesine, emeği geçen A'dan Z'ye bütün çalışanlarına böylesine güzel bir programda Yeşilköy'ümüze de yangından dolayı mağdur olan iki ailemiz için de yer verdiği için köyüm ve derneğim adına bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başarılı çalışmandan dolayı tekrar Sayın Federasyon Başkanımız Süleyman Gökçe Bey'e ve hepinize huzurlarınızda saygı ve sevgilerimi sunuyor. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Efendim bizlere değerli abime çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, ağzına sağlık. Sağ olun. Sayın Başkanım teşekkürler. Osman Dağlı'yı alalım bir de. Bakalım onun düşünceleri ve söylemek istedikleri neler varmış? Efendim ben Çorum Kargı, Yeşilköy Osman Dağlı. Mesleğimiz icabı, çocuklar için İstanbul'a geldik. Evet. Bugünlere Durmuş kardeşimizle beraber çocukluk arkadaşlarımız vardı. Değişik kollarda beraber çalıştık. Allah bize İstanbul'u nasip ettiği gibi köylerimizin, Kargımızın, Çorumumuzun ileri gelen okumuş ve memlekete hizmet eden dostlarımızı dernek vasıtasıyla tanıma şevkine eriştik. Derneğimizin eğer olmamış olsaydı Kargı'da kimler ne yapıyor, ne ediyor, nasıl oluyor veyahut da hasta mı, aç mı, tok mu, hangi mevkilerde, kimlerin nereye ne işi düştüğünde kapı açmasını bilmiyorduk. Derneğin Karder kuruluşunda teşkilat başkanlığı yaptım. Ben de Sayın Durmuş Çelik gibi 4 dönem Kargı Güreş Ağlığı yaptım. Türk Sanayi ve İş Adamlar Vakfı'nın kurucularındanım. Şimdi İstanbul'da da sanayiyle uğraştık. Koç Sabancı Enver Ören ve eski Bedford sahibi Arif Bey'le de çalıştık geçmiş günlerde. Rahatsızlığımız dolayı değişik şeyler de ara verdik. Ama görüyorum ki attığımız adımlar o eskiden olan tohumlar filizlenmiş. Burada gördükçe çok onurlandım, gururlandım. Ama heyecanlandım da bir şekilde. En son olarak Süleyman Başkanımıza da nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Tabii ki sizler medyatik olduğunuz için sizleri herkes hatırlar, görer, eder kadar. Vallahi bundan sonra seni ama gariban köyleri bizleri görmek biraz sıkıntılıdır. Size de ayrıyetten özel çalışmalarınızdan dolayı bu işlere baş vermişsiniz. Biz de zamanla yaptık. Herkese emeği olan 7'den 70'e burada kişilerin tamamına gelmişine geçmişine Çorumlu olup bu işe heves veren, gönül veren dostların ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve size de başarılar diliyorum. Bizler de size teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet bu arada iki Yeşilköylü başkanımızı konuşturduk. Ama Yeşilköy'ümüzde plan projeyle destek veren bir firma var ki Efeler Plan Proje Cihan Dinya'ya teşekkür ediyoruz. Oradaki afetler için yapmış olduğu desteklerden dolayı aynı zamanda Tosya ve Osmancık Kiremit Tuğla fabrikalarına da teşekkür ediyoruz. Destek vermişler. Onlara da kocaman bir alkış gönderelim. Evet, yardımlaşma devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Burada bulunan tüm yönetim kurulu üyelerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ama yardımlar devam ediyor derken İsmail Başkanımı yanıma alacağım. Yardımlarda neler gelmiş? Bu reklam aralarında yoğun bir telefon trafiği yaşadılar. Bakalım kimlerden neler gelmiş? Bunları alacağız hemen. Çok güzel şeyler geldi. Efendim, Çordef olarak ana sloganımız Çorumluyuz. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Şimdi ben yardımları okudukça bunun ne kadar nedenli doğru olduğunu anlayacağız. Alaca'dan Hasan Taşkın 150 TL, Sungurlu'dan Ahmet Tosyalı 300 TL, Mecit Özü'nden Galip Demir 250 TL, Laçin'den Mehmet Taşsoy 150 TL, Şevki Çıracı, Çorum Merkez Meclis Üyesi adayı 300 TL, Kargı Bademce Köyü eski dernek başkanı Doğan Yarar 250 TL, Neşat Usta Yeşilköylü Ramukçu Reşat Usta'dan 250 TL ve Bademce Köyü dernek başkanı Sedat Gül'den 500 TL. Ayrıca Sedat Gül'ün köyü Bademce Köyü mesaj atılmış. Bütün köylü bizi izliyormuş. Buradan saygı, sevgi, selamlar yollayalım. Şimdi tahmin ediyorum yarısını hallettik bu işin. Toplam fiyatı alacağız bu hafta herhalde. İçi artık yarısı için de bizim siyasilerimiz var, iş adamlarımız var.
Biz Çordef olarak onlara tek tek gideceğiz. İlk başlayacağımız yer, programın başında dedik, Tuncer Özyavuz Pendik'ten belediye başkanı adayı Mecit Özlü, Çorumlu. İlk önce ondan başlayacağız. İnşallah bizi seyrediyordur. Hemen yarın ondan başlayacağız. Bu hafta bitireceğiz. Haftaya buradan hepsini, bütün iştirakçileri, yardım edenleri tek tek anons edeceğiz. Haftaya sanırım programa kalmayacak. Bu 30 bin lirayı biz toplayacağız ve eve başlayacağız. Herkese, bütün yardım edenlere çok teşekkür ediyoruz. Sorumluyuz. Birbirimizden sorumluyuz diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başkanım, teşekkür ediyoruz.